Efendim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün davet sofralarına yakışır harika 3 tane sizlerleyim. Vallahi Ramazan'ın 3'te 1'ini bitirdik. Aferin bize, helal olsun diyorum. Harika iki renkli bir muhallebim var, bayılacaksınız. Çok güzel patates çanaklarında kıymalı bir yemek yaptım. Ve gördüğünüz üzere davet sofralarına yakışır mantarlı havuçlu çok lezzetli bir pilavım var. Hadi hemen tarifleri yapmaya başlayalım. Canlar, hemen ilk tarifine başlamak istiyorum. İki renkli, çok lezzetli yalancı tavuk göğsü yapacağız. Bu tarife bayılacaksınız. Garantisini veriyorum. Öncelikle bir tencereme 125 gram tereyağımı atıyorum ve ocağıma götürüp eriteceğim. Canlar, bakın tereyağımızı erittik. Üzerine 1 su bardağı unumu koyuyorum. Ve güzelce başlıyorum çıkmaya. Tereyağımla unumun birbirine karışması lazım. Unumun kokusu çıkana dek kavuracağım. Bu çok önemli detaylardan biri. Böyle bir un kokusu alacaksınız. Azıcık bir kavuralım. Tereyağı ve unumu güzelce karıştırdıktan sonra artık yavaş yavaş sütümü ilave ediyorum. 1 litre sütüm var canlar. Sütü birden dökmeyin, içinde topak olmasın. Böyle azar azar ilave edip çırpalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilya ilave edip artık karıştırarak pişiriyorum canlar. Dibi tutmasın. Ara ara mutlaka güzelce karıştırın. Karıştıra karıştıra pişireceğiz muhallebimin alt kısmını. Canlar, yalancı tavuk göğsüm hazır. Kıvamın güzelliğine bakar mısınız? Uf, ipek gibi oldu, ipek gibi oldu. Şöyle güzelce bir sıyıralım. Şimdi alt kısmı hazır. Bu arada mutlaka koyacağınız kabı önceden ıslatın. Islattık. Tavuk göğsümüzü koyduk. Şimdi minimum bir 30 dakika bekleteceğiz. Sonra üst kısmını yapacağız. Ben bu arada diğer tarifime geçeceğim. Canlar, harika ötesi bir pilavım var. Öncelikle pilavım için şöyle bir yemek kaşığı tereyağımı atıyorum. Ve ocakta bir eritip hemen yanınıza geliyorum. Canlar, erittiğim yağımın üzerine 2 su bardağı pirincimi ekliyorum. Şimdi pirincimde şöyle bir durum var. Hemen size söyleyeyim. Pirincim, ben bugün kokulu pirinç kullanacağım. Bu havuçlu, mantarlı pilava ben kokulu pirinci aşırı yakıştırıyorum. Şimdi ocağı alalım. Şöyle bir kavuralım biraz pirincimizi. Ve daha sonra tuzunu, suyunu ilave edip pişirmeye bırakalım. Öyle güzel oluyor ki, bir de böyle uzun uzun, asla da sonma ihtimali yok bu pirincin, öyle söyleyeyim size. Canlar, patates yatağında efsane bir misket köfte yapacağım. Böyle patatesten bir yatak yapacağız. Üzerine böyle domates sosu falan, çok lezzetli olacak. Şimdi patateslerimi sadece soydum. Üzerine geçinceye dek su ilave ediyorum ve haşlanmaya bırakıyorum. Patateslerim bir haşlansın, pişsin. Daha sonra rendeleyeceğim. Püre haline getirmeyeceğiz. Şekil vereceğimiz için birazdan böyle tok tok patatesler istiyorum. O yüzden hayatım aksayete bak ya. Çünkü çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Böyle içimden hayatım, canım, balım demek geliyor. Yapabileceğim bir şey yok. O yüzden hayatım, bütün koyuyoruz, rende yapacağız. Hadi bakalım haşlanmaya. Tamam, bakın güzelce kavurdum. Güzelce kavurdum. Pirincimin üzerine 3 su bardağı suyumu ekliyorum. 1'e 1,5 daima oranı. Şöyle bir karıştırıp pişmeye bırakacağım. En kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Canlar, şimdi pilavım pişerken ben de havuçlarımla mantarlarımı doğrayacağım. Olay şu, öncelikle havucumu bakın şöyle enlemesine 3'e böldüm. Daha sonra böyle yandan böldüm. Şu boyutlara getirdim. Ne çok büyük ne çok küçük. Aradığım oran havucum için bu. Ve canlar, havuçların üzerine biraz yağ döküyorum. Ocağımı alacağım ve birazcık havuçlarımı öldüreceğim. Bayağı mantarım var. Bir paket kadar. Minimum 10 tane mantarımı da doğruyorum. Onları da öyle çok minik minik değil. Zaten mantar biliyorsunuz çekiyor, bir lokma kalıyor. Böyle üzerinde mantar olduğu görülsün istiyorum. Şöyle şöyle doğrayın. Ne canavar kız mantarım.
minik değil. Şöyle gelişi güzel mantarlarımızı doğrayalım. Havuçlarım sotelenirken sonra mantarlarımı da ilave edeceğim. Ve muhteşem, aşırı lezzetli bir pilav yapacağız. Canlar bakın, havuçlarım şöyle sotelendi, göstereyim size. Ve havuçlarımın üzerine doğradığım bütün mantarlarımı ilave ediyorum. Şimdi mantarlarımı, havuçlarımı, mantarlarım ölene dek güzelce bir soteleyeceğiz. Vallahi çok güzel oluyor. Pilav var ya öyle güzel koktu ki, ben kokulu pirinci çok seviyorum. Baharatlarını da ilave edeceğim birazdan. Çok oynamayın da kırılmasın mantarlarınız. Bırakalım biraz haline. Bir suyunu bırakacağız, toplayacağız sonra. Canlar, şimdi patateslerim haşlanırken hemen patateslerim iç harcını yapacağım. Bunun için şöyle 400 gram kadar bir kıymam var. Bir kaba koyuyorum. Daha doğrusu bir tencere bir şeye. Bir tane soğanım var. Soğanımı rendeledik. Ayrı ayrı değil, hepsini beraber. Tuz, pul biber ve karabiberini de ilave ediyorum. Ve ocağa alıp kıymamı bir güzel kavuracağım. Daha sonra hemen tatlımı yapmaya başlayacağım. Kıymam da köşede bir yerde kavrulsun. O kadar güzel, kolay, lezzetli ve görüntü açısından wow dedirtecek bir yemek ki bayılacaksınız. Şimdi koyalım kıymamızı. Bir güzel bir pembelesin. Canlar bakın, patateslerim haşlandı. Haşlanan patateslerimi rendemin geniş tarafıyla rendeliyorum. Zaten haşlanınca onlar kendini o kadar çabuk bırakıyorlar ki. Bakın. Çok haşlamamak lazım aslında ama ben gene de tabii aman çiğ kalmasın, aman çiğ kalmasın diye bayağı bir haşladım. Şöyle elinizle de bölebilirsiniz. Ama sakın blenderdan geçirip böyle su kıvamı elde etmeyin. Rendeleyebildiğinizi rendeleyin. Rendeleyemediğinizi elinizle bölersiniz. Bölersiniz. Bölürsünüz. Ocağımdaki sesler de geliyordur. Oh! Her şey hazırlanıyor. İftar az kaldı. Güzelce rendeleyelim. Canlar şimdi patateslerin üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar unum var, tuz, karabiber, kekik, pul biber üçlüsünü koyuyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Aslında yoğursanız çok daha iyi olur. Hatta hemen başlayayım ben de. Yoğurmamız lazım. Güzelce şöyle bir yoğuralım. Unum tutacaktır. Patates köftesi yapıyormuşuz gibi düşünün. Yeterli gelecektir bu arada. Hem yeterli gelip hem de onu tutacaktır. Bakın hemen kıvamı şöyle macun gibi olmaya başladı. Güzelce bir yoğurup şöyle düşünün, bunlardan çanaklar yapacağız. Çanakların içine kavurduğum güzel, şimdi salça falan da koyacağım, içine ekleyeceğim. Kıymamdan koyacağım. Azıcık böyle kaşar koyup fırında onu pişireceğim. Nasıl bir lezzet olacak biliyor musunuz? Of! Of! O kadar diyorum. Muharebimi de zaten şimdi dolabıma attım. O da hazır oluyor. Evet. Canlar, kavrulmuş kıymamın üzerine bir yemek kaşığı salçamı koyup üzerine biraz su koyacağım. Şöyle salçamı o suyla açacağım. Tuzunu, baharatını falan filan koymuştuk zaten. Şimdi salçamla da biraz da kavuralım. Bu benim patateslerimin içi olacak. Üzerine kaşarla var ya, of çok güzel bir yemek olacak. Benden söylemesi. Bak bunu deneyin. Yani bugün aslında yaptığımız tariflerin hepsi böyle misafir masalarına layık bir tarifler oldu. Sunumları yüksek, lezzetleri çok fazla iyi. Güzelce bir kavuralım salçamızı. Canlar, ellerimi ıslatıyorum ve daha sonra şöyle, hatta birazcık daha patatesler alıyorum. Şöyle ıslanmış ellerimle böyle bir şekil veriyoruz. Kuş yuvası. Bildiğiniz kuş yuvası. Ellerinizi ıslatın ki şekil vermeniz kolay olsun. Ben 4 tane çıkartırım diye düşündüm. Böyle büyük büyük. Benimkiler biraz büyük büyük, tombalak tombalak.
malzemeden kaçmam bilirsiniz. İçine kıymalı harcımdan koyuyorum patateslerimin içine. Bu arada daha küçük de yapabilirsiniz. Renkler biraz gocaman gocaman oldu ama gerçekten güzeller, güzel oldular. Canlar, şimdi bakın pilavıma öyle güzel bir sunum yapacağım ki bayılacaksınız. Şöyle bir çemberimin içine pilavımı koyuyorum. Bir çemberimin içine pilavımın hepsini koyuyorum. Şöyle. Koyabildiğinizce koyun. Dediğime bakmayın, hepsini koyuyorum yani. Daha sonra zaten karıştırarak da yiyebilirsiniz. İlk önce bir sunumlu olsun diye ben böyle koydum. Daha sonra iyice şöyle bastırın. Bastırın ki tutsun. Birbirine tutulsun pilavlarımız. Sağından solundan güzelce bastırın. Üzerine yaptığım havuçlu, mantarlı, baharatlı karışımı ilave ediyorum. Kız pasta oldu ya bu. Bildiğin pasta. Şöyle de bir açalım. Onları da aynı şekilde birbirine bağlayın. Uf, çok güzel oldu be. Korkuyorum. Çıkar mı dersiniz? Vallahi çıkar gibi sanki. Bismillahirrahmanirrahim. Dırıdırım. Pilav hazır. Acayip güzel oldu. Şunun görüntüsüne bakın ya. Bayılacaksınız. Canlar. Şimdi tavuk göğsünün üzerine ikinci katımı çıkacağım. Spangle yapacağız. Şöyle 3 yemek kaşığı şekerim var. 2 yemek kaşığı unum. 1,5 yemek kaşığı kakao. 1 paket vanilya. 1 adet yumurta sarısı. Ama akıyla ayırın. Sadece sarısı olacak. Ve üzerine 2,5 su bardağı sütüm var. Birden dökmeyin. Şöyle hafif dökelim. Sızdırdım. Karıştıralım. Hafif dökelim. Karıştıralım. Bu arada bu süpangileyi sade ve sadece kaselerinize de yapabilirsiniz. İlla bu tarif için muhallebiyi de keza öyle. Ama ikisi birleşti mi harika ötesi bir lezzet oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sütümün tamamını döküyorum canlar artık. Supangile yapacağız. Canlar bakın supangilem hazır. Kıvam aldı. İçine şöyle 40 gram çikolatamı atıyorum. Bir çikolatamızı eritiyoruz. Güzelce içinde karıştır karıştır sıcağıyla eriyecektir. Güzel sıcağıyla eritin. Hayır bir de gitmişim böyle koyu renk bir tencere tercih etmişim. Hiç görünmüyor sanki için. Çikolatamızı karıştırarak eritelim. Bakın güzelce çikolatamı erittim. Bir çay bardağı soğuk su, bu çok önemli. Soğuk suyumuzu koyuyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Birbirine geçsin. Şahane kıvamlı, çok lezzetli bir supangile oluyor. Dediğim gibi bunu tek tek kaselere de koyabilirsiniz. Benim gibi ikili de yapabilirsiniz. İkisi ayrı ayrı gerçekten çok lezzetli. Ama birisiyle böyle damak tatlısı derler ya. Tam olarak öyle oluyor. Hem görüntü olarak hem lezzet olarak. Üzerine canlar döküyorum ama yavaş yavaş dökün. İşte alttaki çakma tavuk göğsünün tutması önemli. Eğer tutmazsa delikler açılacaktır. O yüzden mutlaka ikinci karışımı dökmeden bekleyin. Dolabaya alıyoruz. Misafirlerim gelene kadar dinlensin. Canlar şöyle tatlımın üzerine en son kakao serpiyorum ve servise hazır. Gerçekten harika ötesi, çok lezzetli bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin. Canlar, bakar mısınız? Harika pilavım hazır. Çok güzel oldu ya. Tam davet sofralarına yakışır. Pilava bakar mısınız? Tane tane. Mantarlı havuçlu pilavım. Şimdi birazdan üzerine kaşar gelip fırına gidecek olan harika patates çanaklı kıymam. Ve şöyle göstereyim. İki renkli muhallebim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Vallahi
Bakıyorsunuz, bakıyorsunuz, kaçıyorsunuz. Yorum ve beğeni de bekliyorum. Abonelik de bekliyorum. Ramazan 3'te 1'ini bitirdik. İnşallah videoların devamı gelecek. Ay havuç bile heyecanıma dayanamadı. Sizlerden de yorum ve beğeniler bekliyorum. Her yoruma tek tek okuyup cevap veriyorum. Menü fikirleriniz, yemek fikirleriniz varsa mutlaka yazın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hayırlı iftarlar.